Suriye'deki Rusya meselesine dönüşürsek, onun da medyayla, istersen oradan bağlayayım, medyayla ilgili şeyleri var. Çünkü böyle selfie çekinen Rus askerlerinin hallerinden Batı açık istihbarat kanallar üzerinden Rusya'nın Suriye'de yeni ajmanlara girdiğini falan öğreniyor. Mesela, canım, yeni malzeme, teçhizat, ekipmanın sahaya sürüldüğünü, yerlere yapıldığını, Google'dan çekilmiş şeylerle, haritalarla bir takım açıklamalar falan getiriyor. Ve Rusya'da, yani mesela gelmeden önce de Rus devlet adamları ya da politikacıların yaptığı açıklamalara baktım, ne söylemişlerdi. Onlar da daha böyle bir özgüvenle bunu yapmamız gerekiyor, yapıyoruz ya ve yapacağız tarzında şeyler var. Biraz önce yani siz İran'dan böyle şey yaparken, anlatırken söylediniz ya, Esad bizim kırmızı çizgimizdir diye. Bu son açık veriler üzerinden anlıyoruz ki Rusya'da Esad'dan ve Suriye'deki temel çıkarlarından vazgeçmeyi hiçbir şekilde düşünmüyor. Hatta öyle inşaatların yapıldığına dair belgeler, bilgiler, fotoğraflar geliyor ki, yani altyapı hizmetlerinin açıldığı, buraya gerektiğinde çok daha büyük askeri indirmelerin yapılabileceğine dair ciddi ciddi şeyler görüyoruz, veriler görüyoruz. Hatta biraz böyle, ya bu gerçek mi, sahte mi filan tartışmaları arasında Rusya'nın bunu çoktan yaptığı, belli yerlerde Rus hizmetlerinin fena halde arttığı anlaşılıyor. Ama bir şeyi söyleyeyim, orayla bitireyim ben kendi kısmımı. Bunun yalnız Suriye'deki dengeleri, yani şu anda Rusya'nın artan yardımlarının Suriye'deki iç dengeleri değiştirecek bir noktaya geldiğini söyleyemiyoruz. Şimdi bu tartışmalarda Rusya'nın da müttefikler gibi hava kuvvetlerini kullanarak IŞİD'e karşı operasyon yapması konusunda Esad rejiminin kolaylaştırıcı bir rol oynadığını ve kendi içinde tartıştığını biliyoruz aslında. Basına yavaş yavaş verilen demeçlerden de bu anlaşılıyor. Şimdi Rusya'nın oyuna girmesi Esad'ın biraz zayıfladığı, onu ayağa kaldırmakla mı ilgili? Yani zayıfladığı için mi oyuna girdi? Yoksa Suriye'de bir takım gelişmeler Rusya'nın yeniden hamle yapmasını gerektirecek önemli bazı gelişmeler gördüğü için Rusya bunu yaptı? Nasıl görünüyor? Ya şimdi o konuda, yani Rusya ne yapıyor? Öncelikle bunu koyalım. Rusya Suriye'de bir kere askeri varlığını arttırıyor. Ama bu askeri varlığını arttırması yeni bir şey mi? Bu soruyu bir kere sormakta fayda var bence. Yeni bir durum değil. Eskiden devam eden durumu biraz daha ileriye götürüyor. Vites yükseltme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yoksa krizin başından beri Rusya'nın Suriye siyasetinin seyrine baktığımız zaman bazı süreklilik unsurları var. Bence hala aynı şeyi görüyoruz. İşte Esad rejiminin askeri birliklerini Rusya'nın desteklemesi, özellikle hava kuvvetlerini, hava savunma sistemlerini 2012 yılından sonra güçlendirmesi bir vaka. Zaten orada uçan helikopterlerin, uçakların büyük bir kısmı Rus menşeli. Aynı zamanda şunu da biliyoruz ki Rus yetkililer de bunu söylüyor, bunun yeni durum olmadığını. Orada farklı isimler altında, işte danışman, teknisyen, bu işte yeni satılan silah sistemlerinin eğitimini verecek kişiler, eğitmen gibi farklı kategoriler altında Rusların sahadaki varlığı vakaydı. Daha önceki dönemlerde de yine muhalif kuvvetler zaman zaman bunu paylaştılar. İşte telsiz konuşmalarında oradaki Rus unsurlarının olduğunu ortaya koymuşlar. Şimdi bu sürekliliği görüyoruz ama bazı farklarla, dediğiniz gibi şimdi çatışma durumuna gelebilecek bizzat konumda Rus askerlerinin konumlandırıldığı, konuşlandırıldığı bir sürece girebiliriz. Öte yandan yeni silahların verilmesi ve daha geniş Laskiye civarında bir askeri üsse doğru gittiği görülüyor ve aynı zamanda Esad rejimini havadan ve deniz yoluyla farklı kanallardan takviye yoluna gittiği görülüyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Senin sorunun ne? Ne anlama geliyor? Ya bununla, ya bu Rusya'nın bu kadar varlığını güçlendirmesi, doğal olarak Esad rejiminin elini güçlendirmesi, bu IŞİD'le ilgili söylemlerinde ben de varım ya da biz de varız gibi de yapması, bütün bu mevcut tablodaki genel görüntüyü ya da askeri resmi ve politik sonuçlarını etkileyecek önemli bir şey midir? Mesela buradan bakınca dikkate mi almalıyız, yoksa ya bu çok da önemli bir şey değil, zaten bu kendi istikametinde gidiyor Suriye'de demek durumunda mıyız? Yok, önemli bir şey. Yani tartışmalarda bu derece, eğer az önce bahsettiğimiz o üs inşası
doğrudan Rus pilotlarının Rusya'nın kabul ederek Suriye hava semalarında uçmaya başlaması, muharip unsurların devreye girmesi, tabii özellikle Amerika'nın orada yürüttüğü asker operasyonları, hava operasyonlarını da göz önüne aldığımız zaman doğrudan Amerika ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi gibi durumları da doğurabileceği için yeni bir evreyi işaret ediyor bence. Ama Rusya niye bunu yapmak zorunda hissetti, bu noktaya geldi sorusuna farklı cevaplar var. Benim şahsen verdiğim cevap, bu tersinden okuduğumuz zaman Esad rejiminin yıpranmışlığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatırlarsınız. Ya, tahkim mi ediyordun sen? Yani evet, Esad'ı tahkim ederken mi? Aslında Temmuz ayıydı galiba. Temmuz ayının sonuna doğru Esad fiili olarak ülkenin pek çok kesiminde kontrolü kaybettiğini, ancak hayati olarak adettiği kasabalarda, şehirlerde rejimin askeri varlığını sürdürdüğünü kabul etmişti. Çatışmanın yaşandığı pek çok bölgeye baktığımız zaman, hali hazırda işte rejimle muhalifler arasında olduğunu düşündüğümüz rejim saflarında çok sayıda Hizbullah militanının olduğunu ve İran'ın gönderdiğine danışman vesaire falan. O gün İran'daki toplantılarda falan da mesela İranlılar bunu da reddetmediler. Yani bunu açıkça yani söyledi. İşte Rusya ile İran politikasında bir benzerlik var, onu birazdan geleceğim. Hali hazırda zaten rejim bir değnek olarak İran Hizbullah değneğiyle ayakta kalabiliyordu askeri anlamda. Ve ekonomik anlamda biliyorsun, yine tartıştık burada, İran kredi açtı, farklı şekillerde ekonomik olarak destekliyor. Şimdi ikinci bir değnek olarak bence burada Rusya'nın da rejimi ayakta tutma noktasına geldiğini görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, askeri anlamda rejimin sahada güç kaybettiğini Rusya'da kabullenmiş durumda. İki değnek de ayakta duruyor. İşte burada bu iki değneğin, İran, Hizbullah ile öte yandan Rusya'nın örtüştüğü bir çizgi var. İkisi de Esad rejimine vurgu yapıyor. Rejimin sürdürülmesi ile Suriye devlet yapısının sürdürülmesini eşdeğer görüyor. Bu şekilde kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ve buradaki varlıklarını bir müdahale ediyormuş şeklinde tanımlamaktan imtina ediyorlar. Diyorlar ki biz aslında müdahale etmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Meşru olduğunu bulunduz. Esad rejimini destekliyoruz. Diyorlar ki uluslararası hukuk nezdinde Esad rejimi ülkenin meşru iktidarıdır. Bu oradaki isyancı unsurlara karşı savaşmaktadır. Biz de buna karşı Esad rejimi destekliyoruz. Burada biraz legalistik dediğimiz bir yorumları var. Ve bu anlamda da orada yaşanan insan hakları dramını, muhaliflerin dünyanın pek çok devletince tanınmış olması gibi bir gerçeği, muhaliflerin halkı temsil etmiş olduğu gibi bir gerçeği tamamen yatsıyarak legalistik bir şekilde Esad rejimine askeri yardımlarını, oradaki askeri varlıklarını meşrulaştırma yoluna gidiyorlar. Ama yine ifade etmek gerekirse bence Rusya'nın bu şekilde askeri varlığını arttırmış olması Suriye krizinde bir açıdan eski, bir açıdan da yeni dönem. Bu askeri varlığın derecesinin artması, özellikle Amerika'nın İncirlik üzerinden Türkiye'nin de dahil olduğu operasyonları hızlandırdığı düşünülürse yeni bir komplikasyon, yeni bir evre açabilir. Şimdi bütün bu senin söylediklerine aslında daha henüz böyle analizin ya da sonuçlarını görme açısından erken olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani şöyle, yani bu Rusya'nın İran'la senkronize de koordineli bir biçimde birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Çünkü şu anda İran'da elinde bir plan var. Bu planı Rusya'ya götürüp üzerinde konuşup bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bunu iki türlü de yorumlayabiliriz. Bu acaba Esad rejiminin ömrünü uzatmak için yapılmış bir sunni teneffüs mü? Yoksa Suriye meselesinin geldiği aşamada oyunu değiştirmek için Esad'ın elini güçlendirerek sahadaki genel stratejik resmi değiştirmeye mi yönelik? Bence bu konuda karar vermek için biraz erken gibi. Herhalde önümüzdeki birkaç ay içinde biz bu manada Suriye'deki genel resmi göreceğiz. Ama şimdi bu Rusya'nın özellikle bu Suriye'deki durumu ya da bu politikaların müdahalesi, Amerika'nın IŞİD konusundaki tutumu, oradaki PYD ya da Esad rejimiyle doğrudan olmasa da dolaylı biçimde koordine ederek hava sahasını kullanması, ki çünkü hem Rusya'nın Suriye hava sahasında hava kuvvetlerini ya da hava savunma sistemlerini nasıl takviye ettiğini biliyoruz. Ne kadar güçlü olduğu konusunda da bir fikir var. Ne kadar sıralama getirdi. Buna rağmen
Amerika bu operasyonları yapıyor, yaparken de Suriye bir anlamda bunu tolere ediyor. Yani görmemezlikten geliyor. Geri doğrudan yok yani, birbirlerine işte işin zinada almadığı meselesi. Bu Rusya ile Amerika'yı hangi çerçevede, çizgide bir araya getiriyor gibi gözüküyor? Bunun çok çatışmalı bir istikamette gittiğini düşünenlerden değilim. Yani ben Esad konusunda, Amerika ile Rusya arasında diyorsun, ben Esad'ın kalması konusunda, Esad diye bir ünitenin kalması konusunda, Esad diye bir barajın kalması konusunda aslında konuşulmamış dahi olsa bir zımni ortak kanaatin olabileceğini düşünenlerdenim. Bunu o yüzden çok ciddi karşı çıkışlar görmüyorsunuz zaten. Bu ola gidiyor. Yani böyle çok 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 katı bir karşı duruş görmüyorsunuz. Şimdi tabii Rusya, hani çok vaktimiz kalmadı ama bunu bir taşla birkaç kuş vuruyor. İşte ben varım diyor, bu statü meselesi. Sonra Amerika orada biraz cebelleşsin istiyor. O da en direkt dengeleme meselesi. Bir sürü işi bir arada yapıyor. Ancak bütün bu hesapların altında Esad'a ilişkin, Esad giderse ne olur hesaplanamadığı için Esad'ın biraz kısmen tahkim edilmesi konusunda bence çok kişinin açıktan itirazı olduğunu zannetmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Ersen'in söylediği aslında ilginç bir de yorum. Yani Amerika ile Rusya bu tabloda sanki ortak bazı noktalarda buluşmuş gibi mi gözüküyor? Yok, yoksa ben... Amerika külliyen Esad mutlaka gitmelidir, çok yüksek seviyede sesler vererek ya da yaptığı hamlelerle bunu gösteriyor mu? Yoksa herkes birbiriyle olan kavgasını bir anlamda Suriye üzerine mi taşıyor, Amerika Rusya arasındaki rekabeti? Ben Amerika'nın o yorumu benimsediğini kabul etmiyorum. Yani Amerika'nın yorumu bence farklı. İşte baraj örneğini kullandık ya, bu neden? Mülteci sorununu. Aslında bu Avrupa Esad da Rus basınına mülakat verdi. Rusya'dan gelen bazı açıklamalar var. Orada o argümanı kullanıyorlar. Bak, sizin kapınıza bu geliyor, biz de işbirliği yapıp ben bu sorunu dolduralım. Ben barajım diyor ama aslında Esad'ın baraj olmadığı, Esad'ın asıl bu taşkınlara yol açan krizin kaynağı olduğunu herkes kabul ediyor. Batı'da. Hayır, IŞİD açısından Esad'ı baraj IŞİD, olarak algılama kanaati var. IŞİD'e karşı yapış da tam konu bu aslında. Amerika'nın Rusya'yla aynıymış gibi görünmesinin sebebi, yani Esad'ı sorunun kaynağı olarak görmesine rağmen Esad'a karşı harekete geçememiş olmasının başka bir sebebi var. IŞİD meselesi. Bugünkü koşullarda Amerika'nın önceliği IŞİD olduğu için, bu gelişmeler bize bunu gösteriyor, Esad konusunda hamle yapamıyor ve bu durumda da bu hamlesizliği, hareketsizliği değerlendiren Rusya hamle yapıyor. Hamle yaptıkça da yaptığı şey krizi derinleştiriyor. Sorunun çözümünü öteliyor. Ve burada da sürekli Obama'yı, Amerika'yı test eden bir Rusya ile karşı karşıyayız diye düşünüyorum ben. Bu da aslında Amerika yaklaşan başkanlık seçimi, Obama'nın diğer öncelikleri düşündüğü zaman anlaşılır bir durum. Yani bu Rusya, Esad rejimine, o zaman Esad rejimine bu suni teneffüs mü gibi mi geliyor? Suni teneffüs senin o tabirin bence doğru. Bu şekilde yani hep senin yaptığın meşguliyetle tedavi, meşgul ederek bir şekilde ABD'yi de olayın dışında tutma, daha fazla müdahil olarak muhalifleri zafere taşıyacak, denklemi değiştirecek hamlelerden alıkoyma gibi bir yaklaşımı var bence. Ben sünni teneffüsün hayat kurtardığını çok gördüm. Yani böyle bir boyutu var tabii. Yani sünni teneffüsü uzatıp ya uygun şartlara konuştuğunda tekrar hayata dönebilir yani. Bu şey uzatıyor. Yani bu hayata döndürür mü o bilinmez. Bu Rusya için ne kadar sürdürülebilir bir durum. Çünkü ya bunun arka planında şunu unutmayalım. 2015 yılının başında sahada askeri denge çok değişti. Yani İran'ın ve Rusya'nın bu şekilde girmesinin sebebi askeri anlamda Esad rejiminin kendisinin çok zayıflamış olması. Bu sünni teneffüsle iki değnekle nereye kadar gider? Bunu ayrıca tartışmak lazım. Yani aslında tabii bu yani baskı altında, yani hem mülteci meselesinden hem IŞİD meselesinden hem Rusya ve İran'ın pozisyonuyla ilgili ilginç bir tabloya doğru gidiyor herhalde. Önümüzdeki yıl daha farklı boyutlarıyla tartışacağız Amerika'daki seçimle beraber. Ya da o seçim tartışmaları Amerika'nın ilgisini ne kadar buraya odaklanmış olacak, onu da bize gösterecek. Bu hafta da aslında